Yine kuydaki misalını görürüz. Kasırını kıskartırın. Kasırını kıskartırış için biz suratıya a kub minus b kub formülünü kodlayımız. Bunun için birini, birini kubu deyip alırız. Ve kuydaki teyindikini yazışımız mümkün. X minus 1 x kvadrat plus x plus 1. Yani a kub minus b kub formülüne göre köpaytışlarına ajırattık. Yine mahrazını mahrazını kuyuda geçiyor yazışımız mümkün. X derecesi 4 plus 2x kvadrat plus 1 minus x kvadrat. Yani ki bir yerde x kvadratını koştuk ve eğer koyuyoruz. Eğer sadırlaştırsak yine x kvadratını özü gelip çıkardı. Bana bir ifade kısa köpaytırış formülasına göre x kvadrat plus 1'nin kvadratı getirdin. O halde mahrazını biz kuyuda geçiyor yazışımız mümkün eken. Mahraj teng x kvadrat yani a kvadrat minus b kvadrat formülünü kullanıyoruz. X kvadrat plus 1 minus x x kvadrat plus 1 plus x bana bu ifade geteyim. Demek biz kasırını bu dediği şey yazalımız. X minus 1 x kvadrat plus x plus 1 taksın bana bu ifade. Bunu hem bu dediği şey yazalımız. X kvadrat minus x plus 1 x kvadrat plus x plus 1 bu oranını almıştırıp yazdık. Yani bana bu iki de ifade, bir kalı ifadeyi kısaltıp olursak o halde x minus 1 taksın x kvadrat minus x plus 1 kalanı. Şimdi kadar verilgen kasar bana bu ifadeye deneyken cevap bana bu ifade bulalım. Yani nabattaki misalge ötahımız. Bak bir yerde bana bu ifadanı sadırlaştırağımız. Kendiler bu ifadanı biz x ben bir ikilap koyduk. X olsun. O halde x'in görünüşü a plus b'nin a plus b'ye teyin buluyordu. Bana bunu a deyip olaydık. Bana bu ifadanı b deyip olaydık. X'in kubunu hesaplayımız. Bunun için a plus b'nin kubu x kub teyin a plus b'nin kubu. A plus b'nin kubu formülasından faydalanmamız. Teng bu a kub plus b kub plus 3ab kavsaçıda a plus b. Bana bir ifadanı hasıl kılalımız. A köp aytırı b. A köp aytırı b'nin aldığına hesabla ulaşımız mümkün. Bana bir de a köp aytırı b keli yaptı. Teng bunları köp aytması. Bitta kub ildizasiga kiritib yozishimiz mümkün. 9 plus 2 ildizasida 20. 9 minus 2 ildizasida 20. Bu yerda qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. A plus b, a minus b. Shu ko'rinishda. Demak, kub ildizasida 9 ning kvadrati 81 minus 2 ildizasida 20'nin kvadratı 4 köpaytırı 20 buladı. 4 köpaytırı 20 bu 80 getin. 80 minus 81 1 getin. Kub ildizasida 1'den 1 çıkardı. 1 getin. Şimdi kalıp A'ba 1 getin eken. A'ba'nı taptık. A kub plus B kub. Yani bunun kubu plus bunun kubu. Bunu ham tapamız. A kub plus B kub. Getin. 9 koşu. 2 ildizasında 20 koşu 9 minus 2 ildizasında 20 bunlar 0 bulup getirdi. Neticede biz 18'ini hasıl kılalımız. Demek bana bu a kub plus b kub bu 18 getirdi. A plus b şey a plus b'ni biz x b'ni belgilegenimiz. X a plus b getirdi. Bunu x b'ni belgilegenimiz. Ha şunu da yakalım biz A'b'ni topdik. Bu 1'ga teng chiqdi. A kub plus B kub 8'ga 18'ga teng chiqdi. A plus B bu X bilan belgilaganmiz. X'ga teng. Natijada biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. X kub teng
18 plus 3 köpaytırı 1 köpaytırı x. X ka nisbatan quyidagi tenglamani hosil qildik. Bu yerda mana shu ifodani biz x bilan belgilaganmiz. Demak, x ni topishimiz kerak. X qanday son? X qandaydir haqiqiy son. Va tenglamani hamma hadlarni bir tomonga o'tkazamiz. X kub minus 3x minus 18 teng 0. Mana tenglamani haqiqiy ildizlarini topamiz. Va bu yerda tekshirib ko'rib bilishimiz mumkin. Masalan, butun son, butun tenglamani butun ildizlarini qidirish uchun 18 ni bo'luvchilari ichidan qidirishimiz mumkin. Va butun yechimdan. Masalan, x teng 3 tenglamani qanoatlantiradi. Va tekshirib ko'rishimiz mumkin. 3 ning kubi 27 minus 3 ko'paytiruv 3 9 minus 18. Bu teng 0 ga. Tengi bajarilyapti. Mana tengi bajarilyapti. Demak x barobar 3 ildiz ekan. Boshqa haqiqiy ildizi bormi yoki yo'qmi uni tekshiramiz. Buning uchun x kub minus 3x minus 18 ni x minus 3 ga bo'lamiz. Ya'ni buni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buni ko'paytiruvchiga ajratish yo'llari juda ham ko'p. Masalan, biz uni bo'lib chiqishimiz ham mumkin. X kub minus 3x minus 18 bo'lamiz. X minus 3 ga. X kubni hosil qilish uchun x ni x kvadratga ko'paytirishimiz kerak. Buni ko'paytirsak, x kub minus 3x kvadrat hosil bo'ladi. Ayiramiz. Bular 0 bo'lib ketadi. Yerdan plus 3x kvadrat minus 3x minus 18 ni hosil qilamiz. 3x kvadratni hosil qilish uchun x ni nechaga ko'paytirishimiz kerak? 3x ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytiramiz. 3x kvadrat 3x ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 9x ayiramiz 0 bo'lib ketadi plus 9 minus minus plus 9 bo'ladi minus 3x 6x bo'ladi minus 18 endi 6x ni hosil qilish uchun x ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak 6x minus 18 natijada bu yerda 0 hosil qilamiz demak chap tomonni biz quyidagicha ko'paytiruvchilarga ajratishimiz mumkin ekan x minus 3 ko'paytiruv x kvadrat plus 3x plus 6 teng 0. Mana chap tomonni ko'paytiruvchiga ajratdik ko'paytiruvchilarga x minus 3 ko'paytiruv mana bu ifoda teng 0. Bitta ildizini ko'rinib turibdi buni 0 ga tenglasak x teng 3 kelib chiqadi va ikkinchi tenglama mana bu ifoda teng 0 ga. X kvadrat qo'shuv 3x plus 6 teng 0. Va diskriminantni topamiz. B kvadrat minus 4ac 9 minus 4 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv 6 va 24. Demak bu yerda manfiy son chiqyapti. Diskriminant manfiy ekan. Diskriminant manfiy bo'lgani uchun bu kvadrat teng nima? Ildizga, haqiqiy ildizga ega emas. Ildizlar to'plami bo'sh to'plam. Demak, mana bu tenglama faqat bitta haqiqiy ildizga teng ega ekan. U ham bo'lsa x barobar 3. Mana bu haqiqiy ildizga ega ekan. X mana shu tenglamani qanoatlantiradi. Bu haqiqiy son. Shu sababli demak bu ifoda 3 ga teng ekan. Shunday qilib javob bu ifodaning qiymati 3 ga teng.